Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi geceler diliyorum herkese. Evet, 23 Nisan tatili ardından Türkiye piyasaları bir günlük mola sonrasında güne başladı ve oldukça hareketli bir gün yaşandı. Arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak teknik seviyelerle alakalı bilgiler aktaracağım ve bugün yaşanan bazı gelişmelerden bilgi vereceğim ama ondan önce bir hususi açıklama getirmek istiyorum. Son birkaç gündür maalesef geç saatlerde analiz aktarmak durumunda kalıyorum ve bu konu biraz şikayet konusu olmuş halinde. Niçin geç saatlerde analiz aktarıyorum, izlemekte veya dinlemekte zorluk çekiyoruz diye. Arkadaşlar haklı olabilirsiniz belki ama benim de kendime göre bir iş hayatım var ve oldukça yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorum. Son günlerdeki piyasaların yoğunluğu benim de işlerimi ciddi şekilde yoğunlaştırmakta. Bu açıdan ancak vakit bulabiliyorum. Ayrıca sık yorum aktarmadığımdan şikayet edilmekte. Değerli dostlar, benim vermiş olduğum rakamları ve seviyeleri bir köşeye not alırsanız, inanınız ki bunların önemli yararlarını göreceksiniz. Saat başı 2 saatte bir aynı şeyleri tekrarlayıp da günde 3-5 tane yorum aktarmaya hem gerek görmüyorum hem de zaten buna vaktim müsait değil. Evet sevgili arkadaşlar, seçim gündemi ve ABD ile olan ilişkilerimiz gündemdeki önemini, ehemmiyetini korumakta. Zira bugün özellikle seçimle alakalı olarak, seçimlerle ilgili olarak İstanbul seçimlerinin iptali ile ilgili konuda YSK'dan gelen bir takım açıklamalar vardı. Ve bu açıklamalar bazında hemen bugün yarın bir karar çıkmayacağı hususunda endişeler artmaya başladı. Zira bu konuda sizleri ben bilgilendirmiştim zaten. YSK'nın karar verme süreci içerisinde şaibe gördüğü, kafasının karıştığı bir takım hususları belli kurumlardan talep etmek suretiyle, bilgi talep etmek suretiyle aydınlığa kavuşturma şeklinde bir prosedürünün mevcut olduğunu ifade etmiştim. Ve YSK bugün de sandıklarda görevli olan memurların ne ölçüde yeterli düzeyde kurallara ve kaidelere uygun olarak seçilip seçilmediğinin araştırılması konusunda bir ara karar verdi. Buna benzer bir takım araştırmalar yapılmakta ve bunların sonuçları beklenmekte. Özetle YSK'nın karar verme süreci biraz uzayacakmış gibi görünüyor basından almış olduğumuz veya YSK'dan gelen açıklamalar itibariyle. Diğer yandan Fitch'ten gelen bazı açıklamalar vardı. Türkiye'nin sorunlu kredilerle, bankaların sorunlu kredileriyle ilgili bir takım söylemleri oldu. Bu tür durumlarda arkadaşlar farklı aracı kurumlardan veya farklı kredi derecelendirme kuruluşlarından farklı farklı yorumlar gelebilir ve bu tür yorumlar maalesef ki piyasalar üzerinde anlık etkiler yaratabiliyor ve bugün Dolar-TL'nin hareketliliğinde bir yandan ABD ile henüz bir uzlaşmaya varamamış olmamız S-400'ler konusu. Bir yandan da YSK'nın bu konudaki araştırma yapma şeklindeki eğilimi acaba seçimlerin iptali yönünde ihtimaller artıyor mu şeklinde bir takım düşünceleri beraberinde getirdi. Pek tabii ki basında veya kamuoyunda yakından takip ettiğiniz üzere eğer seçimlerin iptali söz konusu olursa ve 2 Haziran tarihinde bu seçimler yapılacak olursa ve ilk defa olmak kaydıyla aylar öncesinden veya çok uzunca bir zaman dilimi öncesinden hatırlayınız daha önceleri son 3-4 gün kalaya kadar bayram tatili uzayacak mı uzamayacak mı şeklinde endişeler vardı ve son dakikada belli olurdu. Her nedense bu kez neredeyse 45 gün öncesinden bayram tatilinin 9 güne uzayacağı ve bu 2 Haziran tarihinin de bayram tatili arefesine denk geleceği gibi durumlar acaba seçimlerde belli bir kesimin oy kullanmasını engellemek, tatile gidecek olmaları yönünde bir ikilemde bulunmalarını sağlamak amacıyla mı böyle bir karar, böyle bir düşünce var gibi gibi bir takım basına yansıyan veya kamuoyuna yansıyan farklı farklı görüşler ve düşünceler mevcut görünüyor. Arkadaşlar bunların takdirini ve düşüncelerini sizlere bırakıyorum. Bunlar net olarak yorum yapılabilecek olan konular değildir. Birazcık da konu siyasi mevzulara kaymakta. Biz rakamlara dönecek olursak dolar TL için arkadaşlar. Öncelikle genel anlamda küresel piyasalarda doların bir değer kazanımı içerisinde olduğunu, dolar endeksinin 97.500'ler, 97.50'ler seviyesine doğru bir hareketlilik yaşadığını görüyoruz ve Japon yeninin değer kaybı 112 seviyelerinin üzerine çıkmasıyla Euro doların ise 1.12 seviyesinin 1.12
deki kritik desteğinin de aşağısına inip 1.11.50'lere yaklaşmış olmasından da anlayabiliyoruz. Dolar, euro karşısında da, Japon yeni karşısında da değer kazanıyor. Bu tür durumlarda altında zayıf seyir olduğunu her zaman vurguluyorum. Nitekim 1.275 dolar civarlarında, altın için 1.268-1.270 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi. Buranın kırılması 1.250 dolara doğru bir geri çekilme anlamına gelebilecektir. Diğer taraftan arkadaşlar, Dolar TL ile ilgili olarak USD TR'ye kuruna dönecek olur isek güçlü seyrin devam ettiğini biliyoruz ve görüyoruz. Ve arkadaşlar sizlere çizimle, bu görselle sürekli olarak analiz aktarmaktayım. Belli kanallarımız bulunuyor. Önce kırmızı ile beyazın sınırlamış olduğu bir kanal içerisindeydik. Bu kanalın dışına çıkmakta yeni bir kanal açıldı. Beyaz ve sarı eğrilerimizin sınırlamış olduğu yeni bir kanal açıldı. Arkadaşlar, teknik analizde kanallar, yükselen kanallar veya düşen kanallar vardır. Şu an bir yükselen kanal içerisindeyiz ve bu kanallar o enstrümanın rotasını belirler, yönünü belirler. Yani rotamız şu anda kademeli olarak yükseliş eğilimi ifadesini sürekli vurguluyorum. Dolar TL için kademeli yükseliş eğilimi devam etmekte. İçinde bulunduğumuz kanal bir yükseliş kanalıdır ve dolayısıyla rotamızda bu yükselen kanalın bize çizmiş olduğu navigasyon dahilinde gelişmekte. Ve arkadaşlar, üst band olarak yorumlamış olduğumuz sarı çizgimizin bir direnç noktası olduğunu ve bu direnç noktamızın ise dün itibariyle 5.89.49 seviyesi olduğunu sizlere analizimde ifade etmiştim. Zira biz bugün 5.89.21 seviyesini gördük. Yani 5.89.49 veya 50 olarak tanımlayacağımız kanal üst bandını, direnç noktasını net bir şekilde artık tahdit etmeye başladık. Burayı geçmek, burayı aşmak adına bir takım çabaların ön plana çıktığını görüyoruz. Burası aşılır mı aşılmaz mı bilmiyoruz. Ancak burasının aşılması durumunda artık yeni bir kanal, yeni bir yol haritası ortaya çıkacaktır. Ve şurada görmekte olduğunuz gibi sarı kesik çizgi ve kırmızı kesik çizgilerle tanımlanmış olan belli direnç noktalarımız bulunmakta. Arkadaşlar, eğer ki şu an itibariyle 5.80, dün itibariyle 5.89.49 idi. Şu an son rakam itibariyle bu seviye 5.90.23 seviyesine ulaşmıştır. Eğer ki 5.90.23 seviyesinin üzerine çıkılır ve bu seviye üzerinde net iki kapanış gerçekleşecek olur ise artık bu durumda şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizginin tanımlamış olduğu 6.01-6.02 seviyesini takip etmemiz gerekecektir. Ve bu durumda diyeceğiz ki artık şuradaki beyaz ve sarı çizgilerin belirlemiş olduğu 5.74 ile 5.90 kanalından çıktık ve artık 5.90 ve 6.02 kanalı içerisine girdik. Dolayısıyla bu kanalın destek ve direnç noktalarını takip etmek suretiyle piyasayı izlemek gerekecektir. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi artık buradaki beyaz eğrimiz, destek noktamız, or kısa vade anlamında 5.75 olarak tanımlayabiliriz ve 5.90 seviyesini, 5.90-23 seviyesini ise önümüzdeki günler itibariyle direnç noktası olarak izlememiz gerekiyor. Yükselen bir kanal olduğu için destek noktamızda, direnç noktamızda her gün biraz daha yukarı doğru taşınmakta, çünkü yukarı eğilim devam etmekte. Arkadaşlar, yarın için takip edilmesi gereken pivot seviyemiz. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Hafta başında sizlere haftalık pivot verileri olarak aktarmış olduğum değerlerde biliyorsunuz 5.80 seviyesinin önemli bir direnç noktası konumunda olduğunu ifade etmiştim. Pardon. Biraz büyütürsem daha sağlıklı olacak. Evet. 5.79.50 seviyesinin önemli bir pivot desteğimiz konumunda olduğunu ifade etmiştim. Bu seviyenin üzerinde kalınmak şartıyla ilk hedefin 5.88.39 seviyesi olacağını, ilk pivot direncinin bu nokta olarak hesaplandığını ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar, bugün bildiğiniz üzere 5.89.21 seviyesi görülmek suretiyle bu direnç aşılmak isterildi. Ancak şu an için henüz net bir şekilde aşıldığını söyleyemiyoruz. Eğer ki haftalık pivot sistem itibariyle 5.88.39 seviyesini aşacak olur isek bu durumda yönün ilk etapta 5.94 olabileceğini düşünebiliriz. Zira şuradaki sarı kesik çizgilerimiz bize 6.01 seviyesini öngörüyordu ama 6.01'e gitmeden önce 5.94 seviyesinin pivot tekniği itibariyle bir direnç oluşturabileceğini hesaba katmakta yarar bulunmakta. Arkadaşlar, tekrar ben günlük grafiğime dönmek istiyorum.
Evet. Günlük grafiğimiz itibariyle yarın dikkat etmemiz gereken seviye arkadaşlar pivot seviyemiz 5.87 olarak hesaplanmış. 5.87 üzerinde kalır isek bu durumda 5.91-35 seviyesi yarın için dikkat edilmesi gereken birinci pivot direncimiz. Şayet 5.91-35 üzerine çıkılacak olur ise bu durumda dikkat etmemiz gereken seviye 5.93-54, az önce de 5.94 seviyesini zaten sizlere ifade ettim. Zira daha sonra ise 5.98 seviyesi ön plana çıkabiliyormuş. 5.87 üzerinde kalınmak şartıyla. 5.87 üzerinde kalamaz. Bu seviyenin aşağısına inilecek olur ise 5.84-5.85 seviyesi, sonrasında ise 5.80 seviyesi gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar şuradaki yeşil kesik çizgilerimiz ise çok kısa vade adına takip etmemiz olan gereken destek noktamızı ifade etmekte. Bu seviye ise 5.82-29 olarak görülüyor. 5.82-29 üzerinde kalındıkça sürekli olarak şu üst bandı zorlama eğilimimizin devam edeceğini söyleyebiliriz. Değerli dostlar, şu hususta bir kez daha açıklama yapma gereğini hissetmekteyim. Evet, piyasa hareketli. Evet, yukarı hareketler oluyor. Anlık hızlı gelişimler olabiliyor. Bugün seans sonuna doğru, Türkiye piyasalar açısından seans sonuna doğru 5.88-89'lar civarındayken bir anda bir satış geldi ve 5.87'lere hatta 5.86'lı seviyeler dahi görülebildi. Bu tür durumlarda her zaman söylemiş olduğum gibi hesabınızı, kitabınızı, vadenizi ve sabır ve risk durumunuzu dikkate alarak, önceden hesaplayarak adım atmadığınız takdirde ciddi zararlara maruz kalırsınız, kalabilirsiniz. Zira yükselişten etkilenip de hele hele piyasada şu olacak bu olacak bir de tarih vererek 3 gün sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra, Mayıs ayında vesaire gibi vadeler, tarihler söyleyerek şuraya gidecek, buraya gelecek şeklindeki yorumlardan etkilenmek suretiyle lütfen ama lütfen yanlış kararlar vermeyiniz. Ani düşüşler olabilir. Bu düşüşler yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için bir çökme, çok büyük, çok olağanüstü düşüşler anlamına gelmeyecektir. Geri çekilmeler olacaktır. Zira biliyorsunuz ki hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez. Zaman zaman yükselen bir trend içerisinde olsa bile belli noktalardan kar satışları gelir. İnsanlar o noktalardan satış yaparlar, biraz daha aşağı seviyelerden daha fazla miktarlarda alım yapmayı düşünebilirler. Trade ederler. Carry trade dediğimiz bir olay var. Uluslararası paranın yabancı para birimleriyle ilgili olarak alsatlar yapmak suretiyle para kazanma eğilimini biliyoruz. Gelen haber trafiklerinin şu veya bu sebeple genel problemi çözecek nitelikte olmasa bile anlık bir psikolojik etkiyle haber trafiklerinin de inişler ve çıkışlar yaratabildiğini görmekteyiz. İşte arkadaşlar bu sebeple X bir rakam bir anlık bir yükseliş olmuştur, aman uçuyor kaçıyor deyip de hemen alım yaptığınızda belki 10 dakika sonra bir geri çekilme olacaktır ve panikleyeceksiniz, keşke almayaydım diyeceksiniz. 5 kuruşluk bir geri çekilme olduğu zaman ise zararına satmak durumunda kalacaksınız. 5-10 dakika sonra farklı bir sebepten ötürü yeniden bir yükseliş olacaktır belki. Tekrar bir pişmanlık duyup yeniden almak durumunda kalabilirsiniz. İşte sevgili dostlar, piyasayı anlık olarak izleyiniz ama lütfen anlık kararlar vermeyiniz. Özellikle ve özellikle içinde bulunduğumuz günler her ne kadar bir yükseliş trendi içerisinde bulunuyor olsak bile yılların tecrübesiyle söylüyorum ki yükseliş trendlerinde birçok yatırımcı maalesef anlık kararlar verdiği için, hesapsız kitapsız davrandığı için bu trendlerden hiçbir şekilde istifade edememişlerdir ve hatta ve hatta piyasa %10-15 yukarı gitmiştir ama kendileri çok az kâr edebilmişlerdir veya belki de zarar dahi edenleri bilmişimdir, duymuşumdur, öğrenmişimdir. Değerli arkadaşlar, Viyop konusu, pardon, dolar TL ile ilgili olarak genel tablo bu şekilde. Viyop'la ilgili olarak da size kritik değerleri hızlıca aktarmaya çalışayım. Nisan vade itibariyle içinde bulunduğumuz Nisan vade en yakın vade ve biliyorsunuz bu hafta ayın 30'u itibariyle Nisan vade sona erecek. Merkez Bankası işlem yapmıyor. Short pozisyonlarını sabit tutmuş durumda. Nisan vade itibariyle arkadaşlar kapanışımız 5.87-98 seviyesidir. Ve yarın için 5.87-60 üzerinde kalınmak üzere
Birinci direnç noktamız 5.90-35. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ise 5.92-35 ve sonrasında 5.95-10 seviyesi. 5.87-60'ın aşağısında kalınacak olur ise takip edilmesi gereken destek noktaları 5.85-60 ve 5.82-85 olarak görülmekte. Pivot seviyesi 5.87-60 olduğu için ve kapanışımız da 5.87-98 olduğu için ve şu an itibariyle 5.88'lere yakın bir USD-TRY seyri içerisinde olduğumuz için bu tablo yarın sabaha kadar devam etmek şartıyla 5.88'ler civarında bir uluslararası TL dolar kuru görmemiz şartıyla yarın da yukarı yönlü bir başlangıç olma ihtimalini ön planda görebiliriz. Mayıs vadeyi de sizlere ifade edeyim. Artık yavaş yavaş Nisan vadeden Mayıs vadeye doğru bir geçiş başlamış durumda. Mayıs vade itibariyle sevgili arkadaşlar, bugün 6.02 seviyesi görüldü ve son dönemlerin yeni bir zirvesi test edildi. En son görülen seviye 5.95.47 1 Nisan tarihinde görülen değer itibariyle. Arkadaşlar 5-6 seviyesi pivot seviyesi olarak görülmekte. 6 seviyesinin üzerinde çok ufak bir değer de olsa kapanışımız gerçekleştiği için pivot seviyesi üzerinde bir kapanış yaşanmıştır diyebiliriz. 6.02.42, 6.04.40 ve sonrasında ise 6.06.80 yarın için günlük bazda Mayıs Biop dolar kontratları adına dikkat edilmesi gereken seviyeler konumunda. Aşağı eğilimde ise 5.98 ve 5.95-66 seviyelerinin destek konumunda olduğunu görüyoruz. Sevgili dostlar, şu an için dolar TL hakkında ve biop dolar hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sizlere iyi bir gün, başarılı seanslar diliyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.